Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kufeyri Risalesinden giriş. Sufilerin tevhid anlayışı. Yüce Allah'ı birlemek, onun eşinin, benzerinin, ortağının olmadığına inanmak anlamlarına gelen tevhid hakkındaki ayetlerden bazıları şunlardır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Şura suresi 11. ayet. Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm. Taha suresi 46. ayet. Görmez misin ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Bir araya gelip gizlice fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah'tır. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah'tır. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka o kendileriyle beraberdirler. Kendileriyle beraberdir. Mücadele Suresi 7. ayet. Hak yolunun büyükleri, işlerini tevhid hakkındaki sağlam kaydeler üzerine bina etmişlerdir. Akidelerini bidattan korumuş, böylelikle selef ve ehli sünnet çizgisini takip etmişlerdir. Yüce Allah'ın zatına yakışır bir şekilde bilmişlerdir. Bir de şu var. Onlar gayelerine ulaşma hususunda hiçbir gevşeklik ve aziyet göstermeden yollarına devam etmişlerdir. Tevhid delilleri üzerinde sürekli düşünüp kafa yormuş, kendilerini taklitten tahkike taşımaya çalışmışlardır. Bu yolun piri olan Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, tevhid hakkında şöyle demiştir. Kadim olan yüce zatı sonradan var edilen her şeyden ayrı tutmaktır. Ebu Muhammed Cerir'in rahmetullahi aleyh şu sözü önemlidir. Tevhid ilminde sağlam bir şahide tutunmayan haline aldanır. Ayağa kayar, helak çukuruna düşer. Ebu Bekir Şibli rahmetullahi aleyh, ezeli olan Allah-u Teala'nın zatını kuşatacak hiçbir sınır ve cihetin olmadığını, onun harfsiz ve sessiz konuştuğunu ve böyleyken de biliniyor olduğunu şöyle dile getirmiştir. Vahid olan Allah sınırlardan önce de, harflerden önce de maruf idi. Hazreti Cüneyd, hikmet adına kulun ilk muhtaç olduğu şeyin yüce yaratıcıyı ve onun var ettiklerini bilmek olduğunu söylemektedir. Böyle yaptığı takdirde kul, baki olan Allah'a ait sıfatlarla fani olan varlıkların özelliklerini bilebilecek, böylelikle de tevhid marifet hakkındaki bilgilerini pekiştirebilecektir. Bu konuda Ebu Tayyip Merahi'nin şu sözü de dikkat çekicidir. Allah'ın varlığına ve birliğine akıl için delil, hikmet için işaret, marifet için şehadet vardır. Akıl ona delalet eder. Hikmet onu işaretler. Marifet ona şehadet eder. Tevhidin sefası olmadan ibadetin sefasının olması mümkün değildir. Zünnuni Mısri'nin rahmetullahi aleyh yaptığı tevhid tanımı konuyu şu genişlikte ele almaktadır. Tevhid şunları bilmendir. Allah'ın kudreti eşyada karışmaksızın bulunur. Allah eşyayı herhangi bir alet kullanmadan yaratır. Eşyanın varlık sahasına çıkmasının sebebi Allah'ın yaratmasıdır. Onun yaratması için herhangi bir sebep olmasına gerek yoktur. O, murad edince yaratır. Göklerde ve yerlerde Allah'tan başka bir müdebbir, yani düzenleyici, görüp gözetici, idare edici yoktur. Senin hayalinde canlanan ne varsa Allah ondan başka bir şeydir. Cüneyd rahmetullahi aleyh bazı ulemaya tevhidden sorulup da onların cevaben yakin dediklerini naklettiğinde dinleyenler ona yakinin ne olduğunu sormuşlar. O da şöyle cevap vermiştir. Senin bütün varlıkların hareket ve duranlıklarının Yüce Allah'ın fiili olduklarını bilmendir. Onun bu fiilinde ortağı yoktur. Bu şekilde inanırsan onu tevhid etmiş, birlemiş olursun. Evet, Cenab-ı Hak evveldir, başlangıcı yoktur. Ahirdir, sonu yoktur. Zahirdir, varlığının delil ve alametleri her yerdedir. Batındır, gözlerden gizlidir. Karibdir kullarına ve her şeye ilmi, iradesi ve kudretiyle yakındır. Baittir, zatının anlaşılması yönüyle her şeyden uzaktır. Benzeri yoktur. Her şeyi bütün tafsilatıyla işitir ve görür. Görüldüğü üzere hak yolunun yolcuları tevhid hakikatini değişik üsluplarla ifade etmişlerdir. Onların sözlerini şu şekilde özetlemek mümkündür. Allah Subhan'dır. Bütün eksiklik, kusur ve ayıptan münezzeh ve uzaktır. Mevcuttur, ezelde ve ebedde vardır. Kendine has bir zata sahiptir.
kadimdir, ezelidir. Varlığının öncesi diye bir şey söz konusu değildir. Vahittir. Zatı, sıfatları, icraatları itibariyle tektir. Ortağı, benzeri, zıttı yoktur. Hakimdir. Her icraatını hikmetle yapar. Her şeyin üstünde hükümrandır. Kadirdir. Her şeye gücü yeter. Acziyet onun hakkında muhaldir. Alimdir. Her şeyi bilir. Mevcudat varlık sahasına çıkmadan önce de onun ilminde vardır. Ondan saklı hiçbir şey yoktur. Kahirdir. Her şey onun hükmüne boyun eğmiş durumdadır. İstediğini yapar, kimse onu engelleyemez. Rahimdir. Kullarına karşı pek merhametlidir. Mürittir. İrade sahibidir. İster diler, neyi talep ederse onu yapar. Semidir. Her şeyi duyar, işitir. Mecittir. Şanı yücedir, uludur. Rafidir. Dilediğinin makam ve mertebesini yükseltir, şanı şeref lütfeder. Mütekellimdir. Ezelde ve ebedde konuşur. Basirdir, her şeyi görür. Mütekebbirdir, azamet ve kibriya sahibidir. Her şeyden üstündür, büyüktür. Haydır, hayat sahibidir. Ehaddir, tektir, eşsiz, ortaksız, benzersizdir. Bakidir, ebedidir, zatının sonu diye bir şey söz konusu değildir. Zaman üstüdür. Samettir, her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Yüce Allah, zat olan tektir. Yarattığı hiçbir varlığa benzemez. Cisim, cevher, araz değildir. Hiç kimse onu zihninde canlandıramaz. Akıllar onu tasavvur edemez. Akıllar onu tasavvur edemez. Yön, mekan ve zaman onun hakkında söz konusu değildir. Onun sıfatlarında artma ve eksilme olmaz. Sonsuzdur. Hiçbir şekilde sınırlanamaz. Onu ihata etmek imkansızdır. Hiçbir şey onun kudret, hikmet ve ilmi dışında kalmaz. Onun hakkında nerede, ne şekilde ve nasıl gibi sorular sorulmaz. Keyfiyeti bizce meçhuldür. Bütün güzel isimler, yüce sıfatlar O'nundur. O istediğini yapar, O'nun iradesi dışında hiçbir şey vücuda gelmez. Her şey O'nun hükmüne boyun eğmektedir.